Yalnız orada demişsin 8.'yi de yaparım diye. Orada mutluyum diyorsun, burada hüzünlüsün. Şerafettin amcanın evinde kalacaksın. Kalacağım abi. Ondan sonra o engelli raporun konusunda da sana yardımcı olurum. Sağ olun, tamam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Daha bana 5 dakika önce söz verdi. Sabah ne dedi? Nasıl geçti Ahmet sabah? Aslında gayet iyiydi. Zaten Melek Hanım da şu andaki göründüğü gibi değildi. VTR'de de görüldüğü üzere. İkisi de gayet mutluydu. Şerafettin amca zaten çok çok mutluydu. Sizlere çok çok dua etti. Buna vesile olduğunuz için. Melek Hanım da aynı şekilde, o da mutluydu. Sadece tabii kalacak yer bakımından kendisi açısından sıkıntı gördüğü için... o konuda zaten sorun da çözülüyor. Evet, çözüldü. Peki. İki taraf için de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir şey söylemek istiyorum. Melek Hanım, yine Allah her zamanki gibi doğrunun yanında. Buraya siz kendi ayağınızla geldiniz. Gelmeseydiniz... Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Gelmeseydiniz Şerafettin amca sizden boşanamayacaktı. Evet. Şimdi siz ağlıyorsunuz Şerafettin amcaya, diyorsunuz ki Allah rızası için evinde kalabilir miyim diyorsunuz. Şerafettin amcayı 3 gün hapiste yatırırken de böyle bir vicdanınız var mıydı? Gülmüyorum, çok ciddiyim bu sefer. Şerafettin amca seni 3 gün hapiste yatırdı. Buyur. Melek seni 3 gün hapiste yatırdı. Hapiste yattın ya sen 3 gün. 3 gün. Evet, Melek şu an senin evine gelip kalabilir mi? Affediyor musun Melek'i? Evimde mi? Evet. Evimde tam ortadan kalmak istemiyorum. 1 ay kalabilir miyim diyor. 1 ay kalsın. Bak. Az önce 3 ay dedi, şimdi niye bir ay diyorsun? 1 ay kalsın, sorun değil. He? 3 gün hapis yattım dedi. Ah ah, yolun sonu göründü. Tabii ki yani Şerafettin amcanın belli bir yaştan sonra bu evliliği yapması, sokakta tanıdığı, alelade tanıdığı, hemen evine aldığı, kısa sürede yapmış olduğu bu evlilik en baştan yanlış. Yani o yüzden lütfen büyüklerimizin, babalarımızın, annelerimizin böyle bir yalnızlık durumu varsa onların yanlarında olalım, onların yalnızlıklarını giderelim. Onlar da böyle sokakta tanıdıkları birine ihtiyaç duymasınlar. Melek... Düne kadar ipler senin elindeydi. Tamam mı? İster boşarım, ister boşanmam Şerafettin diyordun. Doğru mu? Şerafettin amca sana yalvarıyordu. Tabi bu evliliğin içerisinde Melek tarafından sahtecilik de yapılmış, birçok şekilde başka kişinin eşyalarını izinsiz alma, o ağır suçlama... bu da yapılmış, bu anlamda denetimliliği de var. O kadar çok şiddet var, o kadar çok şey yaşanmış ki. 78 yaşına karakollara girmiş Şerafettin amca, uzaklaştırma aldırmış. Kendi evine, gözünü açtığı evine yaklaşık 1,5 yıldır giremiyor. Ama bunların hepsi bugün bitti. Bugün ikiniz de eşitsiniz. Şerafettin Bey yine de size karşı diyor ki gel benim evimde bir süre kal. Ben size şunu söyleyebilir miyim? Ben buraya gelmeden önce Şerafettin evin elektriklerini kestirdim. Ben de evdeydim. Telefon açtım. Melek dedi sen neredesin dedi. Böyle böyle evdeyim dedim. Ne oldu dedim. Eve gelecekler dedi. Elektriği kesecekler dedi. Eve geldiler. Ben buraya gelmeden önce elektriğimi kestiler. Sonra ben de bir gün elektriksiz karanlık evde yattım. Çalıştım, tarlada biriktirmiş olduğum 2 milyar param vardı. Ekmek param. Ondan sonra ertesi gün ben de karanlıkta oturamadığım için gittim TETAŞ müdürlüğüne Eskişehir'de. Elektriğimi geri açtırdım. 2 milyar oraya kesin paraya yatırdım. Ödenmesi lazım dedi. Yatırırsanız açarız, yatırmazsanız açmayız dediler. Kağıtları da evde duruyor. Ben yalan konuşmuyorum. Sen yalan söylemiyorsun ama senin bu boşanmanı hızlandıran dün şey deriz ya, emir büyük yerden diye. Bu dün damadının bahsettiği 3 kişi vardı. Halit Bey'in. Hatta Halit Bey şu anda telefon hattındaymış. Böyle Ömerlerin filan ismi çıkınca bu boşanma bir an önce gerçekleşti. Halit Bey merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Öncelikle ne hissediyorsunuz? Esra Hanım, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum sizlere, ekibinize. Yalnız benim sizden bir ricam var. Allah rızası için bugün çok telefon aldım ben. O kadın o evde kalırsa ve evin gireni çıkanı çok fazlasıyla var. Bugün komşular beni aradılar. O evde bir sıkıntı yaşayacağız. Sizden tek ricam, lütfen o kadın hızlı bir şekilde evden çıksın. Kayınbabam orada söylüyor, olayları bilmiyor. Bugün çok kişi beni aradı. Bir an evvel o evden çıksın. Ben gelip çıktıysam öylesin. Şerafettin'in karşı, evin karşısında Hasan'ın benim evimde onun evini çeken kameram var. Hanım. Kim girip çıktıysa o kameraları çektirin getirin o zaman. Esra Hanım. Dinliyorum. Bak, kimi sokmuşum ben eve? Geçenlerde damına çıkan o resimde gözüken insan damına çıkmış. Muhtemel herhalde anten ayarları yapılmış ve ona benzer. Bugün bırak sadece bir komşu, çok komşu aradı beni. O kadını bir an evvel bu evden çıkarın, başınıza iş alırsınız diye. Ben Allah sizden razı olsun. Öncelikle size ve ekiplerinize çok teşekkür ediyorum. Ama kadını çıkarırsanız çok sevineceğim. Valla onun kararını ben de Şerafettin amca şimdi ona bir söz verdi. Meleğin bu arada gidecek yeri ve şartları da var aslında. Ama bir süre daha evde kalmak istediğini söyledi. Artık bundan sonra onların kendi arasında ben yapabileceğim, üzerime düşeni yaptım. Bu saatten sonra hemen bu boşanmayla hadi bakalım Melek çık demek çok da yakışık almaz. Ha, gelen giden misafir varsa zaten şu saatten sonra gelen giden bir misafir olmaz. Olamaz. Niye? Çünkü artık gözlerin hepsi Meleğin üstünde. Anladım. Bugüne kadar bir şekilde bu kargaşa devam ediyordu ama bu saatten sonra ve bu yayınlardan sonra o gelmek isteyenler de pek gelme cesaretini gösteremezler. Bu konuda içiniz rahat olsun. Tamam, çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyin. Ben geçen çatının üstüne çıkartmak için bir tane işçi adam getirttirdim. Benim evimin bacası çökecekti. Geçen sene bunun damadı, estağfurullah, Polatoğlu'nun evine gittim. Polat dama dedim, çıkan birinden evet, bahsediyor. Ha. Polat dedim, Şerafettin dedim, evimin dedim çatısı çökecek dedim. Evde yangın çıkma durumu var dedim. Bu da dedi ben dedi evin dedi bacasını falan yaptırtıramam dedi. İnşallah dedi evin yansın dedi Polatoğlu, sen de yan evin içinde ölünüz çıksın, iki katta yansın, sen de yan dedi, bana beddua okudular. Oğluna, karısı. Ondan sonra ben de sen o evde tehlike altındasın evet, aslında. Evet, baca yanacaktı. Çöküp de. Ondan sonra ben de bu sene eve para kazanıp da getirttirdim. Paramla biriktirdim, paramla işçi getirttirdim. Sen o evde kendini güvende hissediyor musun? Dumanladı, çökmek üzere olduğu halde iyi kötü idare ettim. Sen o evde kendini güvende hissediyor musun? Şu anlattıklarından ben senin o evde kendini güvende hissetmediğini düşünüyorum. Değil mi? İzin verirse bir ay oturayım, bir ay sonra ben bulup evime gideyim ve tutup ev tutayım ve annemin yanına gideyim Esra Hanım. Bence en güzel annenin yanına git. Annen kollarını açmış seni bekliyor. Allah razı olsun sizden Esra Hanım. Yok, annen kollarını açmış seni bekliyor. Bir de bundan sonra annen de zaten senin evlenmene de aracılık etmez. Zaten evlenmeyeceğim Esra Hanım ben. Evlenme artık. Ben çocuklarım için ayakta duracağım, evlenmeyeceğim. Aman bu, kocası da bassın, her şey bassın. İstemiyorum. Evlenin de... Yok, o kadar da genellemeyelim de. Mühim olan evlilikleri sürdürebilmek. Meleğin hayatındaki rakam 365. Ben çocuklarım için ayakta duracağım, yani sayılar, evlenmeyeceğim. Kilit, hayatındaki kilit sayılar, yani böyle şey, tam bir yıl. Bir yılın sonunda o ilişki yürümüyor. Bir kere daha bunu deneyimleyip gördü. İnşallah ailesi de kendisi de bir daha aracılık etmez. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu sorunun da çözüldüğüne, her iki taraf açısından inanın çok mutlu oldum. Şerafettin amcacığım, sizin için de hep bu tarafa konuşuyoruz ya, sizin için de evlilik bitti. Bitti değil mi? Hayır hayır. Başka evlilikler bitti. Bir daha evlilik yok diyorum. Yok tabii. Tövbe de tövbe. Yok. Bu bitsin de. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.